E sizin gözlemlerinizle tamam. ve bildiklerinizle şey yapalım diye istiyorum. Bu arada sıcak bir şey var mı? Sende kesin bir şey var Sıcak var da e, arkadaşlar yazmışım Coşkun Aral'ın görüntüleri falan. Evet o şeyinden bayağı bir görüntü sağ olsun hazırlandı. hazırlandı. E, yani şu program için ben şunu söyleyebilirim. Genç arkadaşlar özellikle bunu izlerlerse Orta Doğu'da kim kimdir, geçmişi nedir bir ansikopedik bilgi alabilirler değil mi? Fazlasıyla. Tamam. Zaten derdimiz buydu. Şimdi şöyle, Bugün ne oluyor? Şimdi bugün ne oluyor? Aslında şöyle. Tabii Hamane'yi konuştu. Hamane'nin konuşması açıkçası şöyleydi. Üç şeye atıp yaptı. Birincisi bu Körfez'de biliyorsun İran Devlet Başkanı gitti. O da çok ilginç. Üç tane savaş uçağıyla gitti. Yani İran Cumhurbaşkanı Katar'a gittiğinde üç savaş uçağı hem gidişte hem gelişte kendisine eşlik etti. Bugün Lübnan Dışişleri Bakanı Lübnan'a indi. İran'da görüştüm bütün arkadaşlar. Gitmeden adamcağızda zaten şehit unvanı vermişler. Ee, yani her an İsrail vurabilir diye biliyorsun çünkü İsrail Nasrallah için, cenaze için uçak falan indirtmedi. Kesinlikle izin vermeyiz dedi. Ve giderken aslında tırnak içinde söylüyorum İran gözden çıkarmıştı adamı. Ee, ve gitti. O da indi. Ama ne şunu söyledi. Bir birlik mesajı çok verdi. Yani ben sayısını sayamadım ama konuşmasında herhalde 10-15 defa birlikten bahsetti. Yani İslam dünyası da birlikten bahsetti İsrail'e karşı. Evet, sebebi Çünkü de şu, tarihte yapamadılar geleceğiz. Evet. Yapamadıkları için de İsrail güçlü bir ülke aslında. Tabii da. bir, ikincisi de şu an tabi e, tabii Körfez'in tavrı son derece önemli. Körfez bir açıklama yaptı. Dedi ki biz tarafsız kalacağız ve savaş üstlerini falan vermeyeceğiz. Tabii bu kağıt üzerinde böyle. Arka planda kim kime ne kadar güvenir, nasıl işler onu hep beraber göreceğiz. İki, Hamaney şunu söyledi. Yani biz dedi misillemede bulunuruz. Ee, ama zamanı biz seçeriz ne zaman yapacağımızı biz söyleriz ama acele etmeyiz dedi. O ilginç şöyle çünkü ilginç. Herkes hani anında bekliyor. Ortada öyledir ya yani çünkü Lübnan İç Savaşı'nda bir saldırı olduğunda diğer hemen taraftan bir hemen gün. şey verilirdi. Üçüncü meselesi de Hamaney'in ee, burada devlet erkanı üzerinde ciddi bir şey geldi. Yani devlet erkanı ve kalabalık çok ciddiydi. Fakat e, Hamaney konuşurken herkesin aklındaki soru şuydu İsrail bir şey yapar mı? Yani şu ilk gün biz neyi gördük? Nasrallah'ın öldürülmesi sonrasında Hamane'nin de güvenli yere götürüldüğü şey geldi bize. Hı -hı. Bilgisi. Hı -hı. Fakat dün şöyle bir şey oldu. Nasrallah'ın Nasrallah'tan daha ağır bombardıman oldu dün gece Beyrut'tan. Safiyyat'ın yani e, şu anki geçici lider, Hizbullah'ın geçici lideri diyelim. Çünkü tam olarak e, genel sekreter olarak atanmadı. İsrail iddiası aslında konsey toplandı. E, lider <laughs> seçileceklerde biz o istihbaratı aldık vurduk. E, Hizbullah'ın da şeyi şu, Safiyyat'ın orada değildi güvende ama İsrail diyor ki biz şey sorumlusunu vurduk. İstihbarat sorumlusunu vurduk. İsrail'de şöyle bir şey görmek lazım. Adamlar sadece istihbarat almıyor. Binanın kaç kat altında olduğunu da istihbaratını alıyor. Yani bir binada bir insanı söylersiniz. Dersiniz ki şu plazada. Evet, ama çıktı. diyor ki 14 kat. Mesela Nasrallah'ın vurulduğu yerin 14 kat olduğu birer ton ağırlığında bombayla gidiyor. Ee, burada İsrail bir misilleme yapacak. Bunu görüyor. Ama misillemenin orantılı olmayacağı şu an ABD tarafından tartışılıyor. Büyük ihtimalle İsrail nüklere vurma şeyinde Biden'da açıkladı. Biraz zor gözüküyor. Petrokimya tesisleri birinci hedef olarak gözüküyor. İkincisi Yemen ve Irak ve Suriye'deki hedefler. Şimdi şeyin korkusu şu. İran'ın korkusu şu. Yani Petrokimya tesislerini falan vurursa zaten ekonomi çok sıkıntılı. Zaten o petrol gelirleri çok ciddi. Orada bir sıkıntı oluşur. Fakat eğer İsrail orayı vurursa bu sefer Çin'in de işin içine dolaylı girme ihtimal var. Çünkü İran petrolünün %90'ı Çin'e gidiyor. Alıcısı. Bir başka şey Rusya'da, Türkiye'de çok takip edilmedi o iş ama Putin biliyorsun 1,5 milyon Yahudi'yi Rusya'ya çağırdı. Neden bunu çağırdı? Şimdi biz bunun Rusya ile haberini yaptık. Yani özel bir haber yaptık, çalıştık. Dün Netanyahu Putin alıyor, Putin dönmüyor. Sonra saldırı başlıyor. Putin alıyor, Netanyahu cevap vermiyor. Ee, ve onun üzerine, onun üzerine bu Tartus limanı yakınında Rusçe limana yakın bir yere gitti İsrail bombaladı. İsrail bombalamaya başlayınca bu sefer Rusya çıktı dedi ki ya bir buçuk milyon Rus ciddi bir Rus nüfusu var yani Yahudi Rus nüfusu var İsrail'de gelsinler dedi. Lübnan'daki vatandaşlarımı da tahliye ediyorum dedi. Bu şunun için önemli. Yani Rusya ile İsrail arasında aslında çok tartışılmıyor Türkiye'de ama mesela Ukrayna'da Zelenski dahil olmak üzere kadronun büyük bir kısmı Yahudi. Yani Odessa'da çok ciddi bir Yahudi nüfusu var ve orada Putin biraz İsrail meselesine oradan kızgın. 7 Ekim'de de hatırlarsan çok sessiz kaldı. O nedenle şu anki gelişme şu İsrail saldırıları yapıyor. Devam en edecek. son e, şeyin Nasrallah'ın biliyorsunuz şeyini vurdu. Eniştesini vurdu. E, mezet... kuzeni olup şeyin ee, Süleyman'ın damadı olan. Süleyman'ın damadını onu... onu zaten vurdu. Ee, bir şeyde Meze'de ayrı bir grubu vurdu. Yani İsrail şöyle bir şey yapıyor. Aynı anda Suriye'de, birazdan konuşacağız onu. Lübnan'da Hizbullah'ı vuruyor. Yetmiyor. Gidiyor e, Lübnan ihvanının liderini vuruyor. Yetmiyor. Hizbullah'ın Lübnan sorumlusunu vuruyor. Yetmiyor. Filistin Kurtuluş Cephesi'nin elemanlarını 3 kişiyi onu vuruyor. E, sonra diğerlerine suikast düzenliyor. Yani aslında Lübnan'da İsrail bir şekilde alan açma noktasını kim varsa, geçmişten bugüne kadar kendisine muhalefet eden kim varsa veya silahlı gücü kim oluşturuyorsa şu an onları tek tek suikaste götürüyor. Fakat öyle bir götürme ki şöyle mesela muhabir arkadaşlarla orada biz de görüştüğümüzde mesela ben dün gerçekten şok oldum. Muhabir arkadaşla görüştüğümde o bomba sesleri tak 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 tak, tak bomba seslerini görünce daha dedim ki yani dümdüz mü ediyor burayı? Hayır denilir. Bir bölgeyi çok ciddi vuruyor ve kompleksleri vuruyor. Coşkun abi bilir oraları. Mesela en son gittiğinizde bu Hizbullah'ın bölgesini bayağı yani diğer Hristiyanlar bölgesinde Aynen. konuşmak lazım. Ya hakikaten çok sıkışık. Ve şey gibi ya yani Lubna mülteci kamplarının biraz daha gelişmekten Burcu Baraj ne nin hemen bittiği yerde yani havaalanının hemen yanındaki eski Filistin kamplarının devamı olan bölge. Mesela orada Filistin kamplarını birazdan konuşuruz zaten sıkıntı. Suriyeli mülteciler zaten sıkıntı. 125 bu arada Suriye 200 200 binden fazla İnsan gitti Suriye'ye geçti. Onlar Suriyeliler. Evet, evet Suriyeliler. Şimdi savaşlar dön savaş döneminden kalma ama yani Suriyeliler. orada en kötü durumda olanlar e, Türkiye'de çok konuşulmuyor. Şii Türkmenler. Şii Türkmenler Suriye'den geldiler. Kaçtılar. Hizbullah bölgesine girdiler. <laughs> Hizbullah bölgesinde bu sefer Hizbullah bölgesinden kaçıyorlar. Yani adamlar geldiği yere tekrardan gitme durumunda kalıyorlar gidebilirlerse. İsrail e, son... ne yapmıyor amaçlıyor? Bana göre İsrail ben, bana göre çok açık. Ta geçmiş itibaren bu Litani nehrini almaya çalışacak. Litani'ye kadar Gidecek. kalmak istiyor. Kalmak istiyor. Çünkü buraya şey yaptı uzun bir dönem. Eski dönemden bahsediyorum. Bu Bahsede bir önüm... harita görelim arkadaşlar evet. bu arada.